Bitlis'in İzan ilçesinde bir ortaokulda öğrencilere çerez kapsamında hac ibadetini öğretmek gerekçesiyle sınıfa Kabe maketi kuruldu ve şeytan taşlama provası yaptı. Bu olayın öğrencilerimizle ilgili kısmı. Layık, bilimsel, kamusal, ana dilde eğitimden yanalan binlerce eğitim emekçisi var bu ülkede. Onlardan buna ses çıkaranlar olduğu zaman Tekirdağ Kapalıklı'da okullara TÜGVA'nın kitap kurdu yarışmasına katılım çağrısı yapıldı. Bir öğretmen kitaplarda dini ve siyasi öğeler var diyerek bu çalışmaya katılmayı reddetti. Öğretmene emir ve görevleri tam ve zamanda yapmamak suçlamasıyla ceza kesildi. Verilen ceza 1/30 oranında maaş kesim cezası. Yani bir yandan bu eğitim veriyor, buna itiraz edenler de siz de hele bir köşede durun, sesinizi çıkartmayın diyor. Ve geldik son birkaç gün öncesine, ne oldu birkaç gün öncesine? Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından yeni öğretim programları yayınlandı. 2016 yılında zaten bununla ilgili çalışmalar başlamıştı, bir saldırı başlamıştı. Ne olmuştu 2016 yılında? Hayatın Başlangıcı Evrim Ünitesi müfredattan tamamen çıkarıldı. Biyoloji dersi müfredatından çıkarıldı. Son yayınlanan, 3 gün önce yayınlanan programda ise Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında bir de böyle bir model çıkarıldı. Kim çıkarttı, nasıl çıkarttı, hangi bilimsel çalışmalar sonucunda böyle bir model çıkarıldı kimse bilmiyor. Bu kapsamda geliştirilen biyoloji dersi öğretim programlarında yürütülen eğitim, öğretim süreçlerinde yaratılış teorisi benimsenmektedir, diyor. Biyoloji dersinin bilimsel gerçeklere göre değil, iktidarın Türkiye Yüzyılı Marif Modeli merkeze alınarak hazırlandığını Milli Eğitim Bakanlığı açıkça itiraf etmiş durumda. Özellikle son çetesin ortaya çıkmasıyla bayağı kaygılandım. Çünkü çocuğumun zorunlu din dersini almasını istemiyorum. Yani 21. yüzyılda yani atıyorum orta çağ tarih eğitiminden faydalanmasını istemiyorum. Ya daha çok bilimsel temelde bir eğitim almasından yara olduğum için böyle bir tepki vermek istedim. En azından çocuğumu yalnız bırakmayayım dedim. Bu birinci, aslında birinci şey, ikinci olarak bunu kurumlarımız üzerinden açarak Antalya Hüsnü Aptal Derneği Şubesi üzerinden davayı açtık. Onun üzerinden de yürüdü. Dava bir sene önce açıldı. Vesele. Hem dedim kurumumu konuda zorlarım. Yani bu bir kişinin, iki kişinin olacak bir şey değil. Bugün milyonlarca insandan bahsediyoruz. Yani bu sadece bugün çağdaş eğitimi, layık eğitimi, bilimsel eğitimi savunan Aleviler değil. Bu ülkede nereden baksanız %80-85 bu layık yaşama ayak uydurmuş, bugün o yaşam biçimini savunan bir büyük bir kesim var. Ama o kesimler de bugün buna karşı duramıyor. Şimdi atıyorum işte biz veya birkaç ailenin attığı bu küçük adım belki yavaş yavaş bir şeye dönüşebilir diye düşündüm. Düşmesi de gerekiyor çünkü tepkiler çok düşük. Ve bizim kurumlarımız bile hala düşük. Yani düşünün, 80'de başlayan bir süreç var. Ciddiye alınmamış olan ne yapmalıyız? Bugün cemevlerine, Alevi kurumlarına, sendikalara, barolara, ilerici kurumlara, ilerici partilere nasıl bir görev düşüyor? Bu nokta biraz zorlayıcı olabilir diye düşünüyorum. Daha da ciddiye alınmasını istiyorum açıkçası. Bu demiştim ailelere. Arkadaşlar, birleşelim. Okulumuza gelen imamın veliler olarak kovalım. Böyle bir öneride bulundu. Ama maalesef bizler korkak davranıyoruz. Maalesef. Hiçbir veli buna cesaret etmedi. Ha benim oğlum Dara'da okulumuz orada tek bir dini ders koydular. Ek olarak peygamberin hayatını koydular. Allah'tan imam gelmedi. Ben kendim, imam geldiği gün arkadaşlar ben haberim olduğunda okulun kapısında o imamın ders almayacağım. Ya benim olarak almayacağım ve ben bununla kararlıyım. Oğluma soruyorum. Oğlum, çerez kapsamlı projesinde herhangi bir yere götürecek olurlarsa benim haberim olsun. Ben dilekçe verdim. Hiçbir şeye götürmeyin benim oğlum diye. Ama haberim olursa ben okulun kapısında bekleyeceğim arkadaşlar. O imamın da din görevlisinde en azından basına böyle hiç değilse basında bir şey yaratabilirim diye bekliyorum ama Lara'da olduğumuz için henüz öyle bir gelişim yok. Dört gözle bekliyorum. Güzel de olur diye düşünüyorum. Herkesin aynı cesareti, özellikle Alevi kurumlarının, Aleviyim diyenlerin çocuklarına bu eğitimi evde vermesi gerekiyor. Bir başka tüm aileler korkuyor arkadaşlar. Çocuklar bizden daha cesur. Aileler korkuyor. Biz korkak olduğumuz sürece Antalya'dan İzmir'e 5 otobüsü, Kent Haftacı Derneği'nde yönetimini 16 kişiyi götürebildi. 16 kişi. Yani bu bizim ayıbımız.
Benim oğlum zorunlu din derslerine başladığında ben Pir Sultan Abdal Kültür Derneği genel merkezinde görevliydim. Ve o dönemde bir de bizim genel merkezin zorunlu din derslerine karşı oturma eylemlerini örgütlediğimiz bir de dönem vardı İzmir'de, Ankara'da. Öyle oturma eylemleri düzenlemiştik. Ve ben arkadaşlara şey önermiştim, yani bu oturma eylemlerinden ziyade pratik dava açma ve önceliği işte Gürcan Hanım'ın dediği gibi Alevi kurumlarında yönetici olan, yani üyesini de geçtim. Yani bu taşın altına biz elimizi koymadığımız sürece hiç kimseye şunu diyemeyiz. Yani zorunlu din dersine karşı dava açın, gelin dava açalım, davanızı takip edelim diyemeyiz. Biz yöneticiler olarak dava açalım diye. Ama işte o korkaklık, kesinlikle katılıyorum. Hem aile tarafından hem de çocuğun da yaşadığı başka bir psikoloji var yani okulda. Veliler tarafından, öğretmen tarafından, arkadaşları, akranları tarafından da yaşadığı psikolojik bir travmalar da var. Bizim arkadaşlarımız da böyle bir şey yaşadılar ki böyle bir dava açmaya falan şey yapmadılar. Ben de o süreçinde korkaklıksa evet korkak davrandım, dava açmadım ama müdüre şey yaptım, Çankaya İlköğretim Okulu'nda okuyordu. Müdür Bey'e dedim, ben oğlumun din dersine girmesini istemiyorum. Öğretmenle şey yapalım, görüşelim. O dönemde derste değil de başka yerde olsun. Yoksa ben dava açacağım diye. Aslında bu bir şeydi yani dava açmayacağım ama müdürle bir şekilde ortak bir paydada bir şey yapalım, bir ara yol bulalım diye miydi? Söylemek gerekiyor aslında. Sadece bu iki boyutlarla mücadele etmemiz bizi çok başarıya götürmez. Yani üç boyutlu aslında siyasal olarak mücadele etmemiz gerekiyor, hukuki olarak ama sokağa bırakmamız gerekiyor. Çünkü İstanbul'da 4+4+ eğitim sistemi hayata geçirmeye çalışıldı ve okul dönüşümleri yaşandı. Bir örneği de yakın bir zamanda Ankara'da yaşadık. Veliler günlerce okul bahçelerinde nöbet tutuyorlar. Çocuklarımızın okullarına sahip çıkacağız ve İOM'e dönüşmesine engel olacağız diye. Okul dönüşümlerini istemiyoruz diye. En yakın okul, en iyi okul, okullarımızdan vazgeçmeyeceğiz diye. Günlerce orada nöbet tuttular, mücadele ettiler ve okul dönüşümlerini mücadele edilen yerlerde başaramadılar. Yani İmam Hatip'e dönüştüremediler. Hatta Lara'da, Güzelova'da bir okul, devlet okulu, ek bina yapılacak. Ek binayı yaptılar ve İmam Hatip Ortaokulu olarak tabelasını astılar. Başka okullardan da orayı taşımaya başladılar. Orada imza kampanyası yaptı. Tabelayı indirdiler. İndirmek zorunda kaldılar. Yani hukuki olarak mücadele etmek, hani davayı kazanmak, çünkü bir siz de biliyorsunuz ayıp kararları uygulanmıyor. Yani bu ülkede hukuk yok. Çünkü layıklığın olmadığı bir yerde hukuktan bahsedemeyiz zaten. Ben de iki çocuğum yoktu. Bir dersi gördük diyemem çünkü gördük. Hani korkaklık değil. Çocuk bir ders gördük istemese bile mecbur. Memur çocuğumuz başka yerlerde görev yaptığımızı görebiliyor. Her gittiğiniz yerde şikayetçi olsanız bile kabul görmüyorsunuz. Ama bunu daha önceden başlatılan bir şey olsa belki bugün bu sonuçlara hiçbirimiz bugün şikayetçi değil bir mücadeleyi kazanmış gibi olurdu diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.